Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamızda BC547 transistörü ile çalışan ve 18650 lityum iyon pillerin şarj durumlarını gösteren basit bir devre üzerinde konuşacağız. 18650 pilleri biz daha önce iki projede kullanmıştık. Bir tanesinde şarj devresi yapmıştık, diğerinde de kapasitesini ölçmüştük. Bu piller lityum iyon polimerden yapılmış arkadaşlar. 18650 isminin nereden geldiğini bir hatırlayalım, işte 18 milimetre çapında, 65 milimetre uzunluğunda olup silindirik yapıda olduğu için bu ismi almıştı. Bunlar yaklaşık 3.7 volt nominal gerilim üretiyorlar. Ama şarj ederken işte 4.1 volta kadar şarj oluyor. Deşarj olurken de 2.5 voltun altına düşmemesine dikkat ediyoruz. Kullanacağımız BC547 düşük güçlü bir transistör. TO92 kılıfı var. NPN tipi, yani base'inden uyguladığımız pozitif gerilimle kolektör emitter arasındaki akımı ve gerilimi kontrol edebiliyoruz. Bunun datasheet'ine hemen şöyle bir göz atalım. Bacak bağlantıları gösterilmiş. A, B, C modelleri var. Şimdi bakacağız neymiş o. Genel amaçlı bir yükseltici transistör olduğundan bahsediyor. Ve der ki, kolektöründen 300 miliamper akım ihtiyaç duyan devrelerde anahtarlama ya da yükseltici olarak kullanmak için tasarlanmış. Kolektör, emitör en büyük gerilimi 45 volt olabiliyormuş. Kolektör baz arasındaki gerilim maksimum 50 volt. Emitter baz voltajı da, baz gerilimi de 6 volt civarında olabiliyormuş. Kolektörden çekebileceğimiz maksimum akım da 500 miliamper civarındaymış. İşte çalışma sıcaklıkları verilmiş. Burada akım kazancından bahsediyor. Akım kazancı, kolektör akımının bazdan geçen akıma oranı. 3 modeli, niye 3 model olduğu buradan anlaşılıyor. Demek ki hepsinin değişik kazançları varmış. Düz 547 için 110 ile 800 kat, yani base'e uyguladığımız akımı 110 ile 800 kat civarında artırabiliyor. Kolektörden geçecek akımın 500 miliamper olduğunu düşünürseniz, demek ki bazdan çok düşük akımlarla çalışabilen basit bir transistör. Evet. Gelelim devremize. Devremiz nasıl çalışıyor? Devremizde gerilimi sağlayan bağlamış olduğumuz pil. Bir tane 547 transistörümüz var. Şimdi bu transistörün çalışabilmesi için gerekli şartlara bir bakalım. Bu NPN bir transistör. Şurada bir ok görüyorsunuz. Bu ok şurada sanki bir diyot varmış gibi düşünebilirsiniz. Demek ki bu transistörün çalışabilmesi için şurada minimum 0,6 volta ihtiyacınız var. Bu 0,6 voltu şuradaki direnç üzerinden elde etmeye çalışacağız. Şurada bir tane doğrultucularda kullandığımız Bren 4001 var. Bunun da üzerinden akım geçtiği zaman 0,6 voltluk bir gerilim düşmesine sebep oluyor. Zaten bunun devrede bulunma amacı bu. Bir tane de LED bağladık. LED'i de ben ölçtüm. Çalışabilmesi için gerekli olan gerilim 1,8 volt. Yani şurada pilden aldığımız değer şunların toplamından daha büyük ise ancak o zaman bu transistör iletime geçebiliyor. Sarı led de yanıyor. Sarı led transistör iletime geçmeden biraz önce yanabilir. Bunun da sebebi şuradan daha düşük gerilim elde edebileceğimiz akımlar olup sarı led yanıyordur. Bu transistör iletime geçtiği anda kolektöründeki gerilim gittikçe azalacak ve en sonunda sıfıra gelecek. Kolektör gerilimin sıfıra düşmesi demek, buradaki kırmızı ledin devre dışı kalması, yani yanmıyor olması demektir. O zaman bu devre nasıl çalışıyor? Şuradan aldığımız gerilim 2 voltu geçerse kırmızı ledi anında yakıyor ama şu transistör iletime geçemiyor. Yaklaşık 2,6 volta geldiğimiz zaman sarı led yanıyor ama transistör henüz çalışmadığı için kırmızı led ile birlikte yanıyorlar. Ama gerilim daha da arttığı zaman bu transistör iletime geçiyor. Sadece sarı led yanıyor ve kırmızı led yanmıyor. O zaman biz de bu ledlerin yanma durumlarına göre yorumlar yapabiliyoruz. Bu devre için sarı led yanıyorsa pilin durumu iyidir. 3,3 volttan daha büyük bir gerilime sahiptir. Hem sarı hem kırmızı yanıyorsa, yine bu devre için konuşuyorum, 2,6 voltla 3,3 volt arasında bir gerilim vardır ve bu pili şarj etmek gerekir. Eğer sadece kırmızı led yanıyorsa bunu acilen şarj etmemiz gerekir. Çünkü üzerindeki gerilim 2,6 voltla 2 volt arasında yaklaşık. Hiçbir yanmıyorsa zaten üzerindeki gerilim 2 voltun altına düşmüştür. Evet, bu devremizde bu kadar arkadaşlar.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.